Omurga şu. Evet. Biz bu omurganın epidural anestezisini buradan aşağıya yapabiliyoruz. Yani düşünün 4-5'te, 5-1'de, 3-4'te, 2-3'te dahil fıtığı olsa veya 3-4-5 S1 dediğimiz bu bölgede bel kayması olsa veya L1, L2, L3, L4, L5 bölgesinde skolyozu olsa ve bunlarda eğilme, bükülme, kayma veya fıtık, darlık herhangi bir şey olsa biz buraya müdahale edebilmemiz için buradan bir küçücük iğneyle beline bir anestezi veriyoruz. Yani lokal anestezi ama buradaki sarı omurilin içine değil bakın. Omurilin zarının üstüne. Yani oraya iğne girmiyor. Aynen. İğne tamamen zarın üstünde kalıyor. İğne omurilik zarın içine delerek girmiyor. Yani beyin omurilik sıvısı çıkmıyor. Beyinle hiçbir alakası yok. Beynin uzantısı olan sinirlerle omurilikle hiçbir alakası yok. Buraya verdiğimiz o anestezik ajan buradan aşağıda ağrı duysun ortadan kaldırıyor. Bakın biz buraya dokunduğumuzda ne yapıyoruz? Ağrı hissediyoruz. Dokunduğumuzda iğne batırabilir miyiz? Batıramayız. Ama buradaki anesteziden sonra biz buradan aşağıda hiçbir ağrı duymuyoruz. Yani ben burayı kessem ağrı duymuyor. Ve ben de kesiyorum. Ama kesmek şu, mikrocerrahi mantığını biliyorsunuz. Buradan şu fıtığı alabilmek için, bakın şuradaki fıtığı alabilmek için şu lacivertle işaretlediğim yer gibi küçücük bir pencere açıyorum. Yani ciltten 1 cm, 1.2 cm açtıktan sonra parmak diseksiyonla buraya mikroskobu yerleştiriyorum. Mikroskop altında burada güzelce bir küçük pencereyle burayı 40 kat büyüterek şuradaki fıtığı alıp temizliyorum. Ayşe Hanım'a da yaptığım iki mesafeydi. Yani bir burası, bir de bunun altı 5-1. İki mesafeyi birden temizledim ve hastanın toplamda 1 saat, 1 saat 15 dakika civarında ameliyathanede kalış süresi var. 1 saat ya da 1 saat 15 dakika.